Herkese merhaba. Şimdi size alfa erkeği ile ilgili 3 özelliği anlatacağım. Alfa erkeğinin 3 tane belirleyici, diğer erkeklerden ayıran özelliği nelerdir? Birincisi vücut dili arkadaşlar. Alfa erkeğini vücut dilinden anlayabilirsiniz. Daha yakınlaştığı zaman yürüyüşünden, işte her zaman için çenesinin yaklaşık 20 derece biraz daha yukarı bakmasından, yere bakarak yürümez mesela, şu şekilde yürür. Her zaman için kendine güvenini temsil eden bir vücut dili olur. Göğsü her zaman açıktır, kambur durmaz, dik durur. Bütün bunlar alfa erkeğinin dışarıya verdiği kendine güven sinyalleridir. Ve ilk madde kesinlikle beden dili. İkinci madde alfa erkeğini diğer sırtlanlardan veya kalitesiz erkeklerden ayıran özellik şu. Bu adam ezebileceği, kontrol edebileceği, dominant tavırlarla yönetebileceği bir kadın aramaz. Bu adam kendisinden mümkünse daha zeki veya işte en az onun kadar belli bir zeka seviyesine sahip, yaratıcı, iş hayatında başarılı bir kadınla ilişkiye girmek ister. Yani bu adam kaliteli kadın arar. Şimdi bazı erkekler, alfa olmayanlar, dominant oldukları için veyahut da işte kadına kontrol sürekli uygulamaya çalıştıkları için daha böyle ezik karakterler arıyorlar. Yani kontrol edebileceği, işte avucunun içinde tutabileceği kadın arıyor. Şimdi alfayı seçimlerinden anlarsınız, kadın seçimlerinden. Son derece kendine güveni olan, son derece yaratıcı, zeki kadınlarla birlikte olmaya çalışır. Yani bu konuda da tercihlerini kesinlikle belli eder. Üçüncü özellik, birlikte olduğu kadının başarılı olmasından, yukarılara doğru çıkmasından asla gocunmaz veya rahatsız olmaz. Çünkü kendine güveni vardır yani. Kendisi de hayatta başarılı bir adam olduğu için, işte kadının da başarılı olması, en az onun kadar veya daha fazla başarılı olması, ünlü olması vesaire vesaire, bu adamı kesinlikle rahatsız etmez. Bu adamın kendisini kötü hissetmesine asla sebep olmaz. Yani bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Çünkü bugün toplumda birçok kadın başarılı olduğu zaman, iş hayatında falan yukarı çıktığı zaman eşinin ona yeterince destek olmadığından bahsediyor. Yani işte eşim kıskanıyor veya işte rahatsız oluyor Adil Bey. İşte bana destek vermiyor. İşte benim iş hayatında yükselmemden gocunuyor falan. Veya daha çok para kazanma olayı var. Yani kadının daha çok para kazanması erkeği nasıl rahatsız eder? Şimdi alfa erkeğinin bunlarla bir derdi olamaz. Çünkü onun içerisinde, yani dışarıdan ona doğru değil, onun kendi içerisinde bir güven vardır. Ve bu güven başka insanların övgülerinden, güzel sözlerinden bağımsızdır. O kendisini bildim bileli, yani eskiden beri her zaman son derece güçlü hissetmektedir. Bu onun aile eğitiminden kaynaklanır. Bu onun kültür seviyesinden kaynaklanır. Bir sürü böyle alfa erkeklerini gördüğünüz zaman etrafınızda bu adamın kendine güveni, anlattığım gibi vücut dilinden, konuşmasından, rahatlığından, başkalarını ezmeden kendisinden bahsetmesinden, yani kendini iyi hissetmesi için başkalarını aşağılamasına gerek yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunlardan alfa erkeğini çok net bir şekilde de tanırsınız. Bir de işte en önemli noktalardan bir tanesi zeka. Yani zekası öyle bir seviyededir ki mutlaka yanında zeki bir kadın ister. Yani zeki olmayan bir kadına fazla tahammül edemez. Öyle bir kadınla fazla vakit geçirmek istemez yani. İçinden gelmez zaten. Dolayısıyla mutlaka kendisine de etki edecek şekilde zeki, kültürlü bir kadınla olmak ister ki bu da onu daha yaratıcı bir adam yapacaktır. Hayatta daha başarılı bir adam yapacaktır. Şimdi şu söze bazen atıfta bulunuyorum. Bütün zeki adamların arkasında bütün başarılı adamların arkasında zeki bir kadın vardır. Başarılı olmasını buna borçludur aslında. Arkasında ona destek veren kadına borçludur. İşte bunun sebebi de onun alfa olması. Çünkü her erkek zeki, başarılı kadına tahammül edemez. Her erkek bununla başa çıkamaz. Bunu kontrol altına tutmaya çalışır ama tutamaz. Bunlardan dolayı sevgili dostlar, alfa erkeği bu üç davranışıyla diğer erkeklerden otomatikman uzaklaşır, onlardan ayrılır. Size alfa erkeği ile ilgili bilgi vermeye çalıştığım başka videolarla alfanın başka taraflarını da anlatacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.